Evet sevgili izleyenler, bugünkü durağımız İğneada, Kırklareli'mizin Güzide ilçesi, tatil beldesi, denizi, longozu, ormanlarıyla meşhur, dünya harikası bir yer İğneada'dayız. Buraya ara ara geliyoruz, yıllar önce de gelmiştik. Burada bizi çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan iş adamı Sayın Metin Akın Beyefendi'nin ofisindeyiz, yazıhanesindeyiz, Akın İnşaat'tayız. Ve yanımızda yine Metin Akın Bey ile beraber sevgili mimar kardeşimiz, o da ekibimize dahil oldu. Sevgili Tugay Turak kardeşimiz burada. Ona da merhaba diyorum. Ben öncelikle Metin abiye dönüp, Metin abi nasılsınız, iyi misiniz? Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Ben mikrofonu çatayım. Hoş geldiniz için teşekkür ederim. Daha önce 4 sene önce bir röportaj yapmıştık. Kabul ettiğiniz için, ağladığınız için Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ondan sonra biz devam ettik. İşlerimiz iyi gitti. Bir sıkıntı yok, Allah'a şükür. Yani birkaç tane proje yaptık. Sonra 20-30 tane proje yaptık. Nerede bakarsa 400-500 daire yaptık yine adada. Yani işlerimiz yani iyi, Allah'a şükür. Nasıl? Kaç yılda bu? 4 yıl, 5 yıl? 4-5 yıl oldu yani herhalde. 100 daire. Tamam, yok 40 daire, senelik 40 daire, 30 daire her sene yapıyoruz, satıyoruz. Evet. Yani insanlar faydalı olmaya çalışıyoruz. Ama bugüne kadar İğneada'da 400-500 aileydi. Var, 300-400 daire yapmışım, doğrudur. Çok güzel. Yani işler iyi, bir sıkıntı yok. Bu sene de çok iyiydi, Allah'a şükür. Çok bir sıkıntı güzel olmadı. Yani insanlar memnun kalıyor. Memnun kaldıkça bir daha istiyorlar. Bir yani balon müşterilerim var, 4-5 daire satılmış müşterilerim var. Çok yani güzel. Ya da güzel yer. Güzel. Gelişiyor gittikçe. İğneada biraz daha imkanlar kısıtlı, büyümesini istiyoruz. Yatırım evet olsun. Yani faydalı bir şeyler olsun İğneada da. Bu iş vesilesiyle kaç kişi ekmek yiyor bakın inşallah? Aşağı ekiyor bizde. Yani bunlar 4-5 tane ekibimiz, her ekipte 6-7 kişi çalışıyor. Sürekli çalışıyor, sürekli söz yapıyoruz. Yani boş durmuyoruz. Proje... İnşaat bittikçe yeni inşaata başlıyoruz. Şimdi bizim bu inşaat bitti. Saatlik yeni projeler başlıyor şimdi. Nereye bakarsan 30-40 tane dairemiz daha var. Başlayacağız. Çok güzel. Yani projede satıyoruz. Yani var hani müşterilerimiz öyle. Müteahhitlerden başka buradaki... Var arkadaşlarımız da aşağı yukarı 10 tane müteahhit var burada. Namburlarla da... Hepsiyle çalışıyoruz. Hepsiyle çalışıyoruz. Bir arkadaşlarımız var hepsiyle. Onlar da bu sayede gelir elde ediyor. Tabii tabii. Buradaki esnaf da sizin sayesinde... Tabii. Çok işe mesela bu para dönüyor. Herkes bir ekmek yiyor. Yani o 100 kişi değil de belki 500 kişi bir ekmek yiyor. Yani neden? İğneada da naburlar ekmek yiyor. Çalışan insanlar var. Evet. Dışarıda gelen var. Eyvallah. Yani eyvallah. Öyle bir para kazanan boş ver de insana faydalı olmaya çalışıyoruz. Birkaç kişiye ekmek verebiliyoruz, namutlu bize. Hayır dua yani, her duası almak namutlu. Tabii. Alan kişiler de memnun kalıyor, dua ediyor. Tabii. Seviniyorlar, memnun kalıyorlar. O da bizi gururlandırıyor. Tabii. Yani çok şükür kime daire satmışsam 4-5 tane daire ya arkadaşını getirmiş ya müşteri getirmiş bize. Yani bizi seviyorlar sağ olsun. İğneada yerlisi olsun, dışarıda gelen olsun. Sevip sayıyorlar. Biz de onları sevip sayıyoruz. Allah. Hepsi ortamımız iyi. İğneada güzel yer, insanlar güzel evet yer. Herkesi buraya gelme tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz. Yalnız bir sıkıntı var. Burada yazlık şeyler geldiği zaman burada gelip bütün şeylerin çöplerini buraya atıyorlar. Yani evet, temiz konusunda kimse onu bu uyarmakta fayda var. Yani gelen kişiler de çöpünü atıyor dışarıya. Yani belediye ne yapsın? Hangisi nereye koşsun? Yani tabii, sonuçta herkes üzerine düşeni yapması lazım yani. Tabii. Yani sizden İğneada'yı güzelleştirmeye çalışıyoruz. İğneada güzel yer, imkanlar kısıtlı ama herkesten yardım bekleriz. İğneada belediyesine yardım etsinler, çevre yardım etsinler, yatırım olarak yatırım yapan insan arkadaşlarımız eyvallah buraya gelsinler, davet ediyoruz, gelsinler. Yani inşaat olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Çevreye zarar vermeye çalışıyoruz. İnşaatlar yapıyoruz. Yani biz burada inşaat yapıyoruz. Üç kardeşiz, bir beraber ağaçları, çalışıyoruz. Çevreyi, tabii mümkünse aynı öyle. Yani doğaya sahip çıkmak lazım. Dua olmadı biz olamayız. İğneada'mızı Türkiye'miz gibi muasır milletler seviyesinde medeni yaşam alanları haline çevirmek üzere dostlarımıza biz güveniyoruz ve sağ ol tekrar en kısa zamanda buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Hepiniz sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.